siz mi ne gal? RS4 2017'de 500 tane üretilmiş bundan. 65 derecelik 4 silindir. Biraz yüksek bir motor. Aprilia RS4 müthiş. Müthiş bir motor, müthiş bir ses. Aynalardan şu an çok fazla bir şey görmüyorum ama mühim mi yani, o kadar hızlı bir motor ki aynalar çok bizi ilgilendirmeyecek gibi düşünüyorum. Bir sürü modu var, her şeyi kontrol edebildiğiniz. Pit modu var, sport modu var, yol modu var, cruise kontrolü var. Müthiş, müthiş bir sesi var. Polisi de geçtik, iyi oldu. Gidişi çok güzel. Zincir aktarmalı tabii. 65 derecelik 4 silindir. İkisi bir tarafta, ikisi bir tarafta. Aralarında 65 derece var. Müthiş bir güç. Wheelie kontrolü var, ABS kontrolü var. Ya şu an alabilecek bir motosiklette ne istiyorsanız hepsi var. Titreşim de var tabii biraz ama oturuş pozisyonu tabii bir racing motor. Şimdi ben çok fazla oturuş pozisyonuna laf etmeyeyim ama biraz kolları bükmek lazım. Yani yarış motosikleti süren bir sürü insan görüyorum. Türkiye'de de burada da. Yani herkes şöyle şu kollarını dimdik yapıp kazık gibi kollarla sürüyorlar. Ve bunu öne eğilerek sürmen lazım. Belini ağrıtıyorsa demek ki doğru oturmuyorsun. Veya bu motor sana göre değil. Doğru otururken öne doğru eğilerek oturuyorsun. Dolayısıyla belin ağrır. Ne taş da olsan ağrır belin yani. Dolayısıyla bu motor beli ağrıtır. Senin yapacağın şey, baktın olmuyor, değiştireceksin. Kazık gibi oturmaktansa. Gidon amortisörü var. Ön arka Öhlins, ayarlanabilir süspansiyonlar. Brembo fren kaliperleri. Önde 4 pistonlu, arkada 2 pistonlu. Önde çift disk. Nesi yok ki yani. Debriyajı telli bu arada. Spor moddayız şu an. Şurada bir joystick sistemi var. Üzerindeki bütün sistemler Aprilia'nın kendi isimlendirdiği sistem. Yani kendi tescilini aldığı sistemler. Traction kontrolü, cruise kontrolü vesairesi vesairesi. Hepsi Aprilia'nın kendisi için düzenlediği, tescilini aldığı sistemler. Çok büyük bir güç var tabii. Ben çok fazla bu oturuş pozisyonunda motosiklet sürmediğim için, motosiklete de alışkın olmadığım için şey yapamıyorum. Dönüşlerde gidon bana sert geliyor. Tabii benim şu an oturuş pozisyonuma göre siz muhtemelen yeri de izliyor olabilirsiniz. Oğlum ya, hani çocukken ilk defa şeye gittiğinizi hatırlıyor musunuz? Böyle gondola vesaire bindiğinizi Luna Parklarda. Bu nedir ya? Bu nedir abi? Bu nedir? Elimin altında bir uzay mı? Yani roket var ya. Aç, sal bizi, sal bizi, gidelim diyor yani. Şuraya bak abi. Bu nedir ya? Bir sürü özelliği var bunun. Şimdi ben size bunları 40 saat burada anlatmayayım. Ya videonun üstüne konuşurum ya da yazarım. Müthiş hızlanıyor, müthiş hızlanıyor.
Müthiş hızlanıyor. Acayip. Çok eğlendim oğlum, bayağı havam düzeldi ya. Bu nasıl motor ya? Vay anasını arkadaş ya. Throttle, brake, gösterge, ekran, renkli bir LED ekrana sahip ve modları değiştirdiğinizde ekranın modu da değişiyor. Şu an sport moddayız. Trip, maksimum hızımız 151 olmuş. Hadi onu bir arttıralım mı şuradan. 5.9, 2600 km'de henüz. Başka bir şey değiştirebiliyor muyuz? Galiba değiştiremiyoruz başka bir şey. Giderken modları vesaireleri durunca değiştiriyoruz sanırım. CB1000R, bak biraz önce de bunu denemiştik. Bu da gayet güzel. Arka fren biraz güçsüz kalıyor tabi. SB1000R'da bu güzeldi. Bunda o kadar değil. Ama bunda tabi ön fren daha ağırlıklı. Egzoz patlamaları, çatlamaları vesairesi müthiş. Müthiş. Gidişine sele yalnız çok sert. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı tahta. Bildiğin tahta sele. Hiç sanki hiç süngeri yok gibi. Bayağı sert. Ona alanlar bir çözüm bulsun muhtemelen. Bulmuştur. Çok enteresan gidiyor. Fena gidiyor. Öyle böyle gitmiyor. Önünü alamıyoruz. Öyle gidiyor yani. Abi gaz. Şuraya bak ya. Bu kadar. Daha orada bir sürü motosiklet var. Ben hepsini deneyebilirim bugün ama. Yani çok fazla bir şey bilmediğim, hakkında bir şey bilmediğim motosikleti deneyip de boş boş video çekmek istemiyorum. Ama bunu denedikten sonra şimdi CBR1000R'ı merak ediyorum. Acaba nasıldır? Acaba nasıl gidiyordur diye. Abi çok acayip hızlanıyor ya. Çok acayip hızlanıyor abi. Bu kadar enteresan mı hızlanır bir motor ya? Cruise control acaba? Şunda mı çalışıyor? Bu ne? Activation. Ha, not possible diyor. Tamam, aktive etme de bir de cruise kontrolü ver bacanak. Kışı arkaya hafiften, bacakları depoya yapıştır, kolları bük, öne doğru eğil, kafayı kaldır. Egzozu çok iyi abi, egzozu çok güzel. İçimdeki Apache dışarı mı çıktı acaba? Böyle kullanmıyoruz tabi normalde. Sadece şu an deniyorum. Bir de bu motosiklet bunu istiyor sizden. O yüzden biraz bunu kullanıyoruz. 4 silindir olmasına rağmen bir Honda pürüzsüzlüğü yok. Şimdi SB1000R'ı kullandım. Ama o da CBR1000R'la aynı motoru kullandığı için bana biraz fikir verdi o motorla alakalı. Motor bloğuyla alakalı. Bu biraz daha sarsıntılı, biraz daha titreşimli çalışan bir motor ona nazaran. Kasıklarım ağrıdı. Baldırımın üstü, baldırımın altı. Neresi oluyoruz ya? Bacaklarımın üst kısmı ağrıdı. Dizimle kalçam arası. O kadar öne doğru eğiliyorsun ki kafamı çeviremiyorum ki. Yarış motoru bana göre değil hocam. Hiç bana göre değil hem de. Bacaklarım ağrıdı. Selesi çok sert. Üzerinde orijinal egzozu var bunun bu arada. 18 litre yakıt deposu olması lazım. 835 santimde sele yüksekliği var. Buna rağmen ortalama yakıtı falan, tabi ben şimdi buradan ekranda tam hangi tuşlarla yapıyoruz, ne yapıyoruz, şuradan görüyor olmamız lazım. Trip B, trip maksimum 252 km, 54 yakıt, 2700'de 50 yapılmış bugüne kadar.
pit stop zamanlayıcısı var bu arada. Şey, sınırlayıcısı. Pit stoplarda biliyorsunuz belli bir hız sınırı 40 mıydı? Böyle bir şey geçmemeniz gerekiyor. Ona bastığınız anda pit stop hızında devam ediyor seyrine. Ayaklık çok alçak, motor çok yüksek. Aprilia RSV4 de böyleydi. Bu sele yalnız var ya, adamı öldürür. Sele adamı öldürür. Neyse. Aprilia RSV4'ü de sürmedik demeyiz.